O zaman Beren Saar, toy daha. Engin Akyürek'in de ondan geri kalır yanı yok. Yarışmanın Ankara seçmelerinde ön elemeden geçiyor her ikisi de. Hayatlarının dönüm noktasında 2004 yılının kış aylarında kemiklere kadar işleyen Ankara yazında. Bakmakla mükellef olduğum bir annem ve bir kardeşim var. İşte ben o aileye gelin gelmek istiyorum Ayhan. Orada yüzlerce Beren'in, binlerce Engin'in arasından ilk elemeyi geçiyorlar. Şans arayan büyük kalabalığın arasından kader sadece ikisinin yüzüne gülüyor o gün. Ben zaten ikinci olmak istiyordum. 2 haftadır bunu söylüyorum. Ben ikinci olacağım diyordum. Hayallerini gerçekleştirebilmek, ünlü bir oyuncu olabilmek için ne emekler verdiler ne emekler. Öyle kolay gelmediler şimdi oldukları yere. Bugün bulundukları zirveye tırnaklarıyla kazıya kazıya çıktılar. Yolun başı sayılan o yıllarda sizler için sıradan bir kuyruk olan bu kuyrukta öyle bir acı hikaye var ki görünmeyen... O hüzün dolu hikayeye geçmeden önce bugünün yıldızlarının o günlerdeki toy hallerini inceliyoruz. Oyuncu olabilmek adına Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışma programını seçen bugünün iki önemli ismi birbirlerine yabancılar. Bugün aynı dizide, aynı sette, aynı sahnede çalışan iki ünlü oyuncu o yıllarda bu fotoğraf karesinde henüz tanışmıyor. Engin Akyürek bugün olduğu gibi yine sakin bir profil çiziyor toy yıllarında. Haftalarca devam eden programda zamanında yaptığı muziplikler bir elin parmak sayısını geçmiyor. Beren magazin basınına bugünlerin provasını yaparcasına havalı havalı röportajlar veriyor. Salih Sümük ağlayarak, tepinerek bir şeyler istediğimi, olmadığı zaman kapris yaptığımı falan pek hatırlamam. Engin ise kirli sakalları ve bıyıklarıyla ilgi odağı. Bundan yaklaşık 9 ay önce bir oyun için bıraktım. Yarışmaya girerken de... Oyunum devam ettiği için kesememiştim. Yarışmaya da bu şekilde girdim. Bugünlerde canlandırdığı karakterlerin yüzü gülmüyor Beren'in. O günlerde de iki gözü iki çeşme yanakları ıslanıyor sürekli. Tam bana ders verecek yani. Bugünlerin ağır abisi Engin Akyürek, o günlerde şen şakrak. Onların geçmişinde kalan bu özel arşiv görüntüleri şimdi altın değerinde. Bugünlerde Fatma Gül'ün Suçu Ne isimli dizide zirvede olan oyunculuk yetenekleri o günlerde acemice. Sevgilim gelene kadar biraz kovalamaca oynardık. Ah bir varmış bir yokmuş eski günlerde. Bu günler ve o günlerin arasında pek çok fark var tabii. Beni kaybetmeyi göze alabiliyor musun? Ancak değişmeyen önemli bir detay Beren Saat o günlerde de erkeklerin ilgi odağı. Yarışmacılar arasında zaman zaman yaşanan yakınlaşmaların çoğunda Beren'in adı geçiyor. Yıldız adayı çoğu erkek yarışmacının yüreği Beren diye çarpıyor. Beren'in güzelliği tescil edildi TSEM'de. Beren ise vitrinine değil iklimine gelecek olanı düşünüyor. İlgi göstererek şımartırdı pop olayı. Seyircilerin arasında tanıdığım kimse yoktu. Sadece yarışmacıların değil Serdar Ortaç'ın bile ilgi alanında Beren. Beren evlen benimle. Ne? Fatma Gül Beren ve Engin Akyürek namı diğer Kerim'in bugünlere dair kurduğu hayaller ve birbirlerine iki yabancı olduğu dakikaların devamı az sonra. Eve senin için gelmedim biliyorsun değil mi? Evime geldim ben abimin yanına geldim. İyi tamam. Geldin ya mesele o. Sen benim için bir hit. Yolları bundan 7 yıl önce Ankara'da Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışmanın ön elemelerinde kesişti. Benim bakmakla mükellef olduğum bir annem ve bir kardeşim var. İşte ben o aileye gelin gelmek istiyorum Ayhan. Soğuk bir Ankara gününde güzel hayaller peşinde Beren Saat ve Engin Akyürek. İkisi de büyük bir oyuncu olmak istiyor, ikisi de kendine çok güveniyor o günlerde. Sürme şunu kızım, sürme iyice seksi oluyorsun, sürmesene ya. Bakın bu saçacağıma bile bile. Yarışmanın elemelerine katılmak için bekleyen yüzlerce aday arasında ikisi de. Engin yarışmada erkekler kategorisinde birinci oluyor, 2004 yılında bugünlerin hayalini kuruyor. Titreyerek çıkan sesi heyecandan pırpır eden yüreği bu kendinden emin halinin bile önüne geçiyor istemeden. Bundan sonra hayatımda çok güzel şeyler olacağını düşünüyorum. Bana verilen şansla bir dizi var, dizide işte oynayacağız. Umarım o dizide başarılı olurum ve bu sektörde kalıcı bir insan olmaya çalışacağım. Öyle de oluyor zaten, kalıcı oluyor dediği gibi. Yarışmadan sonra Kara Yılan, Elveda Rumeli, Kader, Yabancı Damat ve Bir Bulut Olsam gibi dizilerde rol alıyor.
Şimdi o elemelerde tanışmadığı iki yabancı gibi olduğu Beren Saat de aynı dizide Fatma Gül'ün suçu ne de kariyerinin zirvesine çıkıyor. Sen benim için bir hit. Tamam. Beren bir kuyruk sırasını sabırla bekledi. Sırası geldi, içeri girdi, ön elemeyi geçti. Yarışmayı birincilikle bitir ve bugünlere geldin Ginak Gül. Eğer onu bir daha zira verirsem var ya seni gibertirim Erdoğan. Yemin ediyorum öldürürüm. Beren Saat 8. oldu yarışmada. Ben zaten 2. olmak diyordum. 2 haftadır bunu söylüyorum. Ben 2. olacağım, 2. olacağım diyordum. Ezber bozan bir durum bu. Şampiyon belli, 2. kim? Aslında hep hafızalarda birinciler kalır, birinciler hatırlanır, birinciler kazanır, birinciler bir tanedir. Ancak Türkiye'nin yıldızlarında 2. olana bene güldü şans. 1. olan değil, 2. olan şöhreti yakaladı. Şans bu. Kime güleceği, kime somurtacağı, kime göz kırpacağı belli olmuyor. Ben mutluyum ama 1-2'ye çok önemli bir benim için. İstanbul'a taşınıyorum. Yarışmada 2. olmasına rağmen yaşadıkları Beren hep bir adım önde tuttu. Güzelliği, gözleri, gülümsemesi ve daha birçok konulu özelliği erkek yarışmacıların dikkatinden kaçmadı. Beren elinde sihirli deneyi olan bir peri, Fatma Gül'ün suçu ne dizisindeki rol arkadaşı Engin Akbürek sesi dökmüş gibi. Beren'e yarışmada abayı yakanlar, kafayı takanlar, taklı kalanlar, aklını kaçıranların haddi hesabı yok. Mesajlaştık ama ben kusura bakma sinirim bozuktu yazdım. Yani bütün gün böyleydim dedi. Soydan anılıyor Beren önce. Soyandan sonra Furkan'la yakınlaşması dikkat çekiyor. Biz Furkan'la bu yarışmada birlikteydik. Evet. Sonra 52'den beri değil mi? Evet. Birlikteyiz. Onunla ayrılmak, herkesin ayrılmaktan daha zordur. Yarışmadan Furkan elenince Furkan'dan ayrıldığı haberi ayyuka çıkıyor. Göremiyoruz. Çok fena. Beren hızlı nefes kesiyor. Fatih ve Engin'le görüşüyor dedikoduları devam ederken Soydan yeniden yakınlaştı. Furkan'dan tamamen ayrıldığı iddia ediyor hatta. İstanbul trafiği gibi Beren'in aşk trafiği o yıllarda. Zannetmeyin ki sadece erkek yarışmacıların ilk odağında. Yarışmacı olarak katıldığı Serdar Ortaç'ın programında bakın neler yaşanıyor ikili arasında. Ve Allah karşıma böyle bir hatun çıkardı. Daha ne isteyebilirim yani? Aha ne isteyebilirim yani? Beren, Eren benim. Ne? 7 yıl öncesinde kalan bugün aynı dizide rol alan Engin Akgürek ve Beren Saat'in şöhrete uzanan yolun dışında yaşadığı özel görüntüleri ve açıklamaları getirdik ekrana. Bundan 7 sene sonra acaba hayat ne sunacak onlara? Ben korktum ki. Seni kaybettim, o kadar çok korktum ki.